Halide Sultanım. Beni emretmişsiniz. Gel buraya Sümbül. Yaklaş. Halide Sultanım. Bilmeden bir kusur işlediysem beni... Aslanıma haber ver. Tez onunla görüşmek istiyorum. Valide Sultanım, hünkârımız çıktılar. Arzu ederseniz geldiklerinde... Her neredeyse oraya git. Sümbül ağa. Validemiz nerede, dairesinde mi? Yahu tutma beni Nigar, işim gücüm var. Ya saburu ya rahim. Bana bir su verin. Valide Sultanım. Validem. Sultanım. Siz çıkın. Validem. Kıymetli vaktinizi alıyorum. Lakin sizinle konuşmak istediğim mühim bir mevzu var. Validem. Selim, kılıcını daha dik tut. Tutuyorum işte. Öyle değil, biraz daha kaldır. Daha kılıç tutamıyorum. Sen geç abi karşıma.
Sen görürsün şimdi. Ah, öleceğim seni. Hadi gel, hadi, hadi. Hadi gel. Tamam çocuklar, kâfi. Hadi içeri girin. Ama... Selim, kâfi dedim. Mehmet, sen kal. Hiç rahat durmuyorlar. Böyle devam ederse hiçbir şey öğrenemeyecekler. Bakalım sen neler öğrenmişsin. Al kılıcını. Utanmadan soruyor. İbrahim Paşa ile münasebetinden haberim var. Validem ben... Sakın inkar etme. İdris Ağa görmüş sizi. Yalan. İki gözüm önüme aksın ki iftira. İnanmayın. Kim? Neden iftira atsın sana? Lütfedip haznedar tayin ettiniz beni. Bundan ötürü herkes düşman. Çekemiyorlar. Kes sesini. Hala inkar ediyor, rezil. Yazıklar olsun sana. Onca emeğimiz var üzerinde. Daha dün haznedar yaptım seni. Hatice'm kendi elleriyle evlendirdi. Karşılığı bu mu olmalıydı? Validem. Sakın ağzını açma. Biz de seni aklı başında namuslu bir hatun bilirdik. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz. Boynunu vurduracağım senin. Validem. Yalvarırım acıyım bize. Sultanım. Günahsız bir can taşıyorum. Kıymayın bize. Bir de çocuk mu peydahladın? Sultanım. Dokunma bana. Valide Sultanım, haberi yolladım. Al bunu götür karşımdan Sümbül. Kapat bir yere. Haremden çıkmayacak. Ne diyorsam onu yap. Baş üstüne Valide. Ne yaptın da kızdırdın böyle? Hiç. Hiçbir şey. Hiç. Ne hiç? Burnundan soluyordu validemiz. Bir halt etmişsin belli ki. Bırak beni gideyim ağam. Validemizi duydun. Nasıl bırakayım? Ağam. Hadi yürü. Yürü. Yürüsene ya. İbrahim. Sen kimsin de benim evladım. Senin de canını alacağım. Bir iki hafta sonra gitseniz. Aylardır yüzünüzü görmüyorum. Hasret kaldım size. Hatice. Tamam. Neyse ki bu gece birlikteyiz. Saraya gideceğim. Hünkârımızı görmem lazım. O vakit birlikte gidelim. Ben de validemi görmek istiyordum. Pekala. Siz hazırlanın, ben sizi burada bekliyorum. Sultanım. İdris'a. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. Paşa'yla alakalı. Gördüğünü bildiğini unut. Bitti vazifem. Takip etmeyeceksin artık. Siz nasıl arzu ederseniz. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya gidiyoruz.
Ne oluyor burada? Mendebur herif. Yine çıktı meydane. Her şeye burnunu sokmasan olmaz mı? Nigar Hatun, ne bu vaziyet? Sıkıştırıyor mu bu iblis seni? Estaizu billah. Benimle alakası yok. Ne halt ettiyse artık bilmiyorum. Pek kızdırmış validemizi. Kapatın bir odaya dedi. Ne olmuş ki? Elinin körü olmuş. Bilmiyorum dedim ya be Adem. Çekil şuradan. Yahu dur. Koskoca Haznedar Hatun'a. Bu yapılır mı? Reva mı bu? Emir böyle. Celavut. Kaybettin kardeşim. Kardeş Sevgin. Nasıl kıyarsın ona? Anne ne oluyor? Biz sadece kılıç tayini yapıyorduk sultanım. Kimi kandırıyorsun sen? Nerede Selim? Beyazıt nerede? Ne yaptınız evlatlarıma? İşte geliyorlar. Hürrem Al Köşkü'ne varmıştır sultanım. Öyle bir gidişi vardı ki deliye dönmüştü. Yüzünü görmek isterdim. Mustafa'm iyi bir ders verdi ona. Herkes kendi gibi zalim sanıyor. Sultanım. Ne var Fidan? Haremde bir işler dönüyor sultanım. Sümbül Aniger kalfayı götürüyordu az evvel. Dediğine göre validemiz ceza vermiş. Hünkâr. Hürrem, sen ne arıyorsun burada? Şehzadeleri görmeyince merak ettim. Sana haber vermediler mi? Ben istedim şehzadelerimin gelmesini. Evlatlarımla biraz vakit geçirmek istedim. Öyle mi? Bana kimse bir şey demedi. Ben de bir gelip göreyim dedim. İçim rahat etsin. Gülah. Şşş. Sessiz. Kulun kurbanı olayım. Çıkar beni buradan. Gitmem lazım. Yahu hele vaziyeti bir anlat. Bakarız icabına. Hiç sorma. Halim yaman. Buradan bir çıkalım her şeyi anlatacağım. Yok öyle. Madem senin için ben kendimi tehlikeye atıyorum. En azından bilmeliyim sebebini. Dayı Hatun'la alakalı bir mesele. Tebrik ediyorum Mustafa. Ana oğul kandırdınız beni. Oyun oynadınız.
Bize olan nefretiniz o kadar büyük ki hiç zorlanmadım. Bir şey anlamanızı istedim sadece. Neymiş o? Ben sizin gibi değilim. Kimsenin kanıyla yıkamam ellerimi. Hele ki kardeşlerimin. Ne çabuk unuttun. Hünkârımız hasta yatağındayken annen beni ve evlatlarımı tehdit etti. Validemiz bizi kaçırdı. Mübalağa ediyorsunuz. Ayrıca benim bunlardan haberim yoktu. Vardı. Sen de biliyordun. Ama ses çıkarmadın. Bunu asla unutmayacağım. Benim de unutmayacağım şeyler var. Daha doğmamış evladımın canını aldınız siz. Ve beni zehirlemeye kalkıştınız. Sen de iyi ki geldin Hürrem. Orman havası alırsın biraz. Habersiz geldim validem. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Olur mu öyle şey Hatice'm, gel. Çok mesudum validem. Bilhassa gelip konuşmak istedim sizinle. İçiniz rahat olsun diye. Ne oldu ki? Malumunuz, İbrahim Paşa ile aramız bir süredir pek iyi değildi. Neyse ki dün mesele çözüldü. İyi bana bak. Kuruturum iliğini kemiğini senin. Ne geziyorsunuz siz burada? Hiç. Geziyoruz. Yasak mı? Yesinler. Sen onu benim külahıma anlat. Kaçıyordunuz değil mi? Nigar haremi terk edemez. Yasak. Yahu bir etrafına baksana. Allah Allah. Burası harem değil mi? Ne kaçması? Bana bak. Beni zor kullanmaya mecbur etme. Celaut. Cerbu'a. Bellu'a. Bulbul. Dün sizi de endişelendirdim boşuna. Zira günlerdir içim içimi yiyordu. Paşamızın beni aldattığını düşünüyordum. Hatice'm. Fakat kuşkularım yersizmiş validem. Yanılmışım. Ben size söylemiştim sultanım. Paşamız size bağlıdır. Haklıymışsın Gülfem. Dün bana karşı o kadar iyiydi ki. Bir anda bütün şüphelerimi sildi attı. Tüm kalbimle inanıyorum ki hala meftun bana. Tıpkı benim ona olduğum gibi. Validem, siz neden bu haldesiniz, solgun görünüyorsunuz? Hasta mısınız yoksa? Kızım ben... pek uyku tutmadı gece. O yüzden. Mühim olan sessiz olmanız. Avınız sizi fark ettiğinde ok çoktan yaydan çıkmış olmalı.
attığınız her adıma, hatta aldığınız soluğa dahi dikkat etmeniz lazım. Ben soluğumu tutarım. Ben soluk bile almam. Mehmet göster bakalım. Biz birkaç gün daha buradayız. Şehzadelerimle ava çıkacağız. Sen artık saraya dön Hürrem. Evlatlarımdan hiç ayrı kalmadım. İçim rahat değil. Hünkârım, Valide Sultanımızın emriyle gelmiş. Valide Sultanımız İvedilik'le gelmenizi rica etmişler. Mühim bir meseleymiş. Neymiş mevzu? Bir malumat yok hünkârım. Sultanım. Hazinedar kalf. Ne kabahat işledin de validemiz seni buraya kapattı? Malum, hadiseden dolayı asabım bozuldu biraz. Saygısızca laflar ettim o yüzden. Ne hadisesi, ne diyorsun sen? Daye Hatun. Beykoz'daki evine giderken yolunu kesmişler. Neyi varsa çalmışlar. Öldüreceklermiş neredeyse. Dün gece bana sığındı. Hay Allah. Kim yapar ki böyle bir fenalığı? Henüz bir malumatımız yok sultanım. Lakin Daye Hatun'un oradan geçeceğini bilen biri olsa gerek. Bana ne bakıyorsun? Benimle ne alakası var? Gülşah. Sultanım, iftira atıyor. Belli ki saraya dönmesi için oyun ediyorlar. Hazretleri. Gel. Azerbaycan Beylerbeyi Ulema Paşa'dan mektup geldi. Nihayet. Derhal malumat ver. Ne yazmış? Buyurunuz üzere Safevilerle işbirliği yapan Bitlis Sağını Şeref Han'ın üzerine yürümüş. Lakin İran'dan gelen destek karşısında geri çekilmek mecburiyetinde kaldıklarını bildirmiş. Ben onu bilhassa uyarmıştım. İşte bu hasmını küçük görmenin bedelidir. Ayas Paşa. Derhal ulaklarla Ulema Paşa'ya haber yolla. Ya Şeref Han'ın kellesini alır ya da ben geldiğimde onun kellesini alırım. Emredersiniz. Ne oluyor burada, kim dışarıdakiler? Defterdar İskender Çelebi geldi paşam. Malumunuz bir süredir Bursa'daydı. Hünkârımız buradalar mı? Şehzadelerimizle ava çıktılar. Birkaç gün istirahat edecekler. Âlâ. Celalzade, duyduğuma göre Şalken'le sulh anlaşması imzalanmış. Bilare zabıtları görmek isterim. Bakalım Şalken sulh karşılığında neler vermeyi kabul etmiş. Elbette. İbrahim Paşa. İskender Çelebi. Gözlerimiz yollarda kaldı. Nihayet arz-ı endam eyledin. Malum. Devlet işleri paşam. Ancak gelebildim. Evet. Hürrem. Ne oldu? Erken dönmüşsün. Çocuklar, siz daireye gidin. Şimdi kim yönetiyor seni Mahidevran? Mustafa mı? O mu kurtaracak seni?
Valide Sultan'ın İbrahim'in yapamadığını ondan mı bekliyorsun? Korkunun ecele faydası yok Hürrem. Bugün değilse yarın hak yerini bulacak. Yıllardır azap içindesin. Bir türlü yüzün gülmedi. Sual etsem senin yüzünden diyeceksin. Fakat gerçek bu değil mi Aydevran? Seni bu hale getiren ben değilim. Ne varmış benim halimde? Görmüyorsun değil mi? Etrafında olup biten hakkında zerre kadar fikrin yok. Hürrem, yalnız kalıyorsun Maydevran. Sevdiğin seni seven, kim varsa hepsini bir bir kaybediyorsun. Malum, en son validemizle Hatice Sultan'ı kaybettin. Bir gün gelecek, senin yanında hiç kimse kalmayacak. Ne İbrahim ne Mustafa. O gün geldiğinde ben olur muyum bilmiyorum fakat emin ol, evlatlarım olacak. Ve hiç şaşırma. Sana merhamet edip el üstünde tutacaklar. Zira ben onların kalbine nefret tohumları ekmiyorum. Tek istediğim şey babaları gibi adil ve vicdanlı olmaları. Malumat alamadım paşam. Halep'e ne zaman gidiyorsunuz? Kısmetse yarın çıkacağım yola. Sefer harcamaları için ihtiyacım olan tahsisatı hazineye bildirdim. Bir an evvel gerekeni yap. Merak buyurmayın paşam. Ben gerekeni yaparım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Hoş geldiniz Kender Çelebi. Hayli vakit oldu görüşmeyeli. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Vaktiniz olduğunda yaptığım ıslahatlar hakkında malumat vermek isterim. Elbette bilahare. İbrahim Paşa. Validem. Hünkârım Zaf Köşkü'ne mi gittiler? Evet. Birkaç gün kalmak niyetindeymiş. Fakat ben çağırdım dönecek. Ne oldu ki validem? Neden çağırdınız? Öyle icap etti. Kim sıktı canınızı? Hürrem mi? Yoksa Mahidevran mı? Keşke onlar olsa kızım. Bu kez güvendiğim dağlara kar yağdı. Ne olacak bu hadiselerin sonu bilmiyorum. Ne oluyor valide? Korkutmayın beni. Ah Hatice. Melek yüzlü kızım. Valide Sultanım. Hünkârımız saraya teşrif ettiler. Sizi bekliyorlar. Sen sarayına dön Hatice. Akşam gelirim yanına. Hünkârım erken döndünüz, bir sıkıntı yoktur inşallah. Validem çağırdı. Mühim bir meseleymiş. Halemde bir şey mi oldu? Benim bir malumatım yok. Kötü bir şey olsa duyardım. Neyse, öğreniriz birazdan. O elindeki nedir? Azerbaycan Beylerbeyi Ulema Paşa tarafından gönderildi hünkârım. Şeref Han Safevilerin desteğini alarak bizimkileri püskürtmeyi başarmış. Onun bu zaferi diğer beylere de emsal teşkil edebilir hünkârım. Zaferlerin en güzeli elbette savaşmadan kazanılandır. Tahmasp'ın gayesi de bu. Bizim yolumuza taş koyuyor. Ayağımızın takılmasını istiyor. Derhal yola çık Pargalı. Garp seferlerimizden fırsat bulup isyan edenlere hadlerini bildirmek icap eder. Siz merak buyurmayın. Hazırlıklarımız tamamlandı. Yarından tezvük yola çıkarız.
İbrahim Hatice'mi aldat. Hem de nikâh kalfayla. Nasıl olur valide? Bana bunu nasıl yapar? Bu ihanetin bedelini ödeyeceksin. Bana ihanet ettin. Aşkımıza ihanet ettin. Hem de kim için? Seni boşuyorum İbrahim. Artık bir hiçsin. Buyurun sultanım. Hünkârım Ulema Paşa'ya da haber yolladım. Ya Şeref Han'ın kellesini alacak ya da ben onun kellesini alacağım. İhtiyatlı olun Pargalı. Bu yeni bir isyana sebep vermesin. Ordumuz Tebriz'e girdiğinde yek vücut olmalıyız. Hoş geldiniz valide. Validem. Afiyettesinizdir inşallah. Nigar Hatun yiyecek bir şeyler getirdim. İş şunu. Sıcak sıcak iyi gelir. Canım istemiyor. Haber yok mu? Hünkârımız dönmüş dediler. Validemiz de yanında. Daha hatun meselesini konuşuyorlar herhalde. Eyvahlar olsun Gülah, gözünü seveyim. Bir çare bul, benim buradan gitmem lazım. Nedir bu telaşını anlamadım ki. İki kelime ettin diye kelleni alacak değiller herhalde. Bilmediğin şeyler var ağam. Hiç söylemezsen nereden anlayacağım? Gülah, ocağına düştüm. Kaçır beni buradan. Yoksa son görüşün olur. Deme öyle. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Hünkârım bir emriniz olursa odamdayım. Vay lan. Validem. Merak içerisindeyim. Mühim bir mevzu değildir inşallah. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum aslanım. Zira neticeleri vahim. Validem. Validem. Validem iyi misiniz? Validem. Validem. Ağlan! Validem. Derhal hekim çağırın. Validem kendinize gelin. Validem nefes alın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Validem. Validem! Validem. Allah'ım sen yardım et. Hadi! Validem kendinize gelin. Validem. Validem. Nefes alın validem. Validem. Allah'ım. Nefes alın validem kendinize gelin. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Validem. Birden kollarıma yoruldu Pargalı. Validem. Validem nefes alın. Validem. Nefes alın validem kendinize gel. Derhal hekim çağırın. Derhal. Allah'ım sen yardım et yarabbim.
Validem! Validem. Validem nefes alın. Ben Ayşe Hafsa Sultan. 1479 kışında Kırım Sarayı'nda Menkli Giray Han'ın kızı olarak doğdum. O yıl kış o kadar sert geçmiş ki Karadeniz buz tutmuş. Bu kız baharı görmez demişler anneme. Annem geceler boyu beni sardığı kürklerin içinde dua etmiş. Kızım bahara kavuşsun diye. Gördük elhamdülillah. 15 yaşıma bastığım 1494'te babamın bana hediyesi kadırgayla Kerç Limanı'ndan Osmanlı Denizi'ne yelken açtım. Refakatimdeki Osmanlı donanması ile Trabzon Limanı'na gelin olarak indim. Kırım Hanı babam ve Padişah Sultan Bayezid Han'ın münasip gördükleri bu evliliği Sultan Selim'le 26 yıl koruduk. Uzun yıllar Trabzon Şehzade Sarayı'nda yaşadık. İlk çocuğum Süleyman'ı burada kucağıma aldım. Yüce Rabbim bize çok çocuk doğurmak nasip etti. Ama büyütmeyi, onların saadetini paylaşmayı nasip etmedi. Süleyman'dan sonra olan 3 erkek evladımı 10 yaşlarını göremeden salgın hastalıklarda kaybettim. Orhan, Musa ve Korkut. Doyamadım onlara. Küçük mezarlarını bıraktık Trabzon'da. Süleyman'ımla ve kızlarım Hatice'yle, Fatma'yla, Şah Sultan'la, Beyhan'la dindirdim evlat acımı. Sultan Selim'in diğer kardeşleri ve babası Sultan Bayezid Han'la girdiği taht kavgası yıllarca bizi korkularla yaşattı. Anne. Korkma Hatice. Tek erkek evladımı bu kanlı dövüşe kurban vermemek için hayatımı koydum ortaya. Süleyman'ı yalnız bırakmamak için onun gittiği her sancakta yanında oldum. Ben Ayşe Hafsa Sultan. Şehzade Süleyman'ın anası. Validem, hoş geldiniz. Aslanım, oğlum. Öyle hasret kaldım ki sana. Ben de validem. Günlerdir yolunuzu gözlüyorum. Hatice'm. Bu ne güzelliktir böyle. Büyümüşsün. Nasılsınız validem? Seni gördüm ya, dünyalar benim oldu artık. Sen nasılsın oğlum? Gördüğünüz gibi validem. İyiyim çok şükür. Daya Hatun? O nerede? Nigar. Ne oldu Nigar? Öldüm bittim mahvoldum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyorsun sen, hiçbir şey anlamıyorum. Ağlamayı kes de doğru dürüst anlat. Validemize gittim. Senin başına gelenleri anlatayım diye. Ama da ağzımı açamadan bas tuttu kadın. Nasıl, niye? Meğer her şeyi öğrenmiş. Paşa'yla münasebetimi biliyor. Eyvahlar olsun. Korktuğum başıma geldi desene. Nasıl saldılar seni? Gül'a yardım etti kaçmama. Valide Sultan hünkârımıza çoktan anlatmıştır her şeyi. Öldüm ben. Kes ağlamayı da hemen hazırla. Durma burada. Kaç git. Vaziyet nedir? Maalesef hünkârım. Elimizden bir şey gelmez. Beklemekten başka çaremiz yok.
Anne. Ne oldu anneme? Durup dururken nasıl oldu bu Sumbül? Validemizin saati yerindeydi. Ha, yerindeydi, yerindeydi. Maşallah. Fakat nasıl desem bilemiyorum. Söylesene be adam. Paşam. Günahını almak istemiyorum. Belki bir suçu yoktur. Fakat her ne olduysa Nigar Hatun'la alakalı. Bu ne demek şimdi? Onunla ne alakası olabilir? Oo, en son Nigar Hatun'la konuşuyorlardı. Odaya kapatacaksın dedi. Zinhar haremden çıkmayacak dedi. Ben de kapattım. Nerede şimdi Nigar? Biz validemizin derdine düşmüştük. Evet. Bu ara gitmiş. Şimdi nerede bilmiyorum. Arzullahi vasi'a. Peki. Neymiş meselesi? Sormadın mı Nigar'a? Oo, sual ettim. Ne yaptın da kızdırdın dedim. Evet. Lakin bir şey anlatmadı. Oyalanma hadi. Bir an evvel çık. Kevser Hatun'a benim yolladığımı söyle. Evini alır seni. Birkaç gün kalırsın orada. Sonra da ben gelirim. Oradan da birlikte Çatalca'daki çiftliğe gideriz. Daya Hatun, Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Hem de bu gebe halimle. Hadi toparlan, neredeyse gelirler. Geldiler. Hadi topla şunları, sakla. Ben bakarım kapıyı. Daya Hatun. Nasuh Efendi gelmiş. Nasuh Efendi. Hayırlı akşamlar. Geçerken bir uğrayayım dedim. Bir isteğin varsa söyle. Malum paşamız sefere çıkacak. Seni bana emanet etti. Sizin haberiniz yok mu? Neyden? Eşkıya Daya Hatun'un yolunu kesmiş. Canını zor kurtarmış kadıncağız. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Av köşkündeydiniz sultanım. Sonra malum validemiz fenalaşınca... Hay Allah. Şimdi anlaşıldı. Validemiz bu yüzden kötü oldu demek. Evet. Çok severdi Daya Hatun'u. Çok üzüldü demek ki. Malum içi kan ağlayarak kovdu saraydan. Benim anlamadığım, validemiz Nigar'a niye kızdı? Nigar kesmedi ya Hatun'un yolunu. Koskoca valide sultana sizin yüzünüzden oldu demişim. Eğer göndermeseydiniz başına bu haller gelmezdi diye abuk sabuk konuşmuş. Nigar akıllı hatundur. Bu hataya nasıl düşer? Daya Hatun'u öyle görünce asabı bozulmuş. Kendimi kaybettim dedi. Hiç iyi olmadı bu hiç. Tam valideyle aramız düzelmişken nereden çıktı bu hastalık? Sultanım bağışlayın. Fakat bu hastalık sizin için bulunmaz bir fırsat. Ne fırsatından bahsediyorsun Gülşah? Malum validemizin hali iyi değil. Hekimlerin dediğine göre
kendine gelmesi uzun sürermiş. Belki de hiç uyanamaz. Yani? Yani demem o ki, validemizin yokluğunda haremi kim yönetecek? Nihai kararı hünkârımız verir elbet. Fakat sesiyle gereği bütün yetkiler Veliaht Şehzade'nin annesine devredilir. Ne? Nasıl olur? Mahidevran'a mı bırakacaklar haremi? Teamüller böyle sultanım. Fakat ben hiç ihtimal vermiyorum. Hünkârımız buna razı olmaz. Hele de siz varken. Zira bu muazzam bir kuvvet. Her kim eline geçirirse düşmanlarını perişan eder. O vakit dua edelim de validemiz iyileşsin. Sultanım bağışlayın fakat teamüller... Hünkârımızın teamülleri dinlediği mi var? Bilmez misin mevzu bahis Hürrem olunca gözü hiçbir şeyi görmüyor. Önce kölelikten azletti. Sonra nikah kıydı. Harimi bana emanet eder mi sanıyorsun? Hürrem Sultan bu yetkiyi alırsa çok fena sultanım. Harimi bize dar eder vallahi. Sultanım yapabileceğimiz bir şey varsa... Sakın. İkiniz de rahat durun. Yine aynı hataya düşmeyelim. Nigar Hatun çok korkmuş paşam. Bir görseniz eli ayağı titriyordu. Validemiz nasıl öğrenmiş? Bir şey demedi mi? Yok paşam. Gerçi telaştan sormadım. Bu haberi validemize kim getirdiyse bulmamız lazım. Ne malum başkasına söylemeyeceğim. Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. Sultanımız geceyi burada geçirecekler. Bir emriniz yoksa ben saraya dönüyorum. Tamam, çekilebilirsin. Peki Nigar Hatun ne olacak? Söyle ona bir yere ayrılmasın. Hatta dönsün işinin başına. Şüphe çekmesin. Hayli tedirgindi. Her ne söyleyecekse onu kedere boğmuştu sanki. Daha hayatını üzülmüşler hünkârım. Muhtemelen onu konuşacaktı. Zannetmiyorum. Kaç defa sorduk. Neden saklasın bunu bizden? Başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Fakat her neyse, validemizi çok sarsmış. Hatice'm. Evlatların seni bekler, yanlarına git dinlen biraz. Ne vakit bitecek bu kabus hünkâr? Hastalık, ölüm. Neden hiç eksik olmuyor bu kubbenin altında? Ne vakit bitecek bu kabus Süleyman? Hastalık, ölüm. Neden bir türlü düşmüyor yakamızda? Validem, nedir bu kederin kaynağı? Ne saklıyorsunuz benden? Yoksa babam mı hasta? Hayır oğlum. Hünkârımızın saati yerinde çok şükür. Fakat... Fakat ne? Bayramdan sonra geleceğinizi bildirmiştiniz. Ne oldu da bu kadar erken düştünüz yollara? Sultanım. Kimin bu? Benim sultanım. Ne güzel. Ben de isterdim çalmayı. Bir ara dinlemeyi arzu ederim. Çalar mısınız? Elbette sultanım. Arzunuz benim için bir emirdir. Senin için korkuyorum oğlum.
İstikbalini düşündükçe uykularım haram oluyor. Öyle zalim laflar dolaşıyor ki ortada. Bu bahsi kapatalım. Bir baba evladına nasıl kıyar? Bu mümkün mü? Avda sana kurulan pusuyu ne çabuk unuttun Süleyman? İbrahim sana siper olmadı mı? O kurtarmadı mı? O menfur hadiseyi babamın yaptığına inanmıyorum. Ben de inanmak istemem. Ama böyle bir ihtimali göz ardı edemeyiz Süleyman'ım. Oğlum benim, biricik şehzadem, aslan parça. Söz veriyorum sana, seni hiç bırakmayacağım. Bu kanlı iktidar oyununa kurban etmeyeceğim seni. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hatice'm. Paşamız saraya dönmeni, vazifenin başına geçmeni istedi. Kadere bak. Validemiz demek benim yüzümden. Olan oldu bir kere. Dövünüp ağlamanın kimseye faydası yok. Validemiz nasıl öğrendi sen onu da ele. Başka duyan bilen var mı bunu? Bir malumatım yok. İyi düşün Nigar Hatun. Malum olmadı ya validemize, biri anlatmıştır. Sakın inkar etme. İdris Ağa görmüş sizi. İdris Ağa. Hatice Sultanımızın sarayındaki ağa. Eyvahlar olsun. Daya Hatun. Sakın bana dokunma. Valide Sultanımız senin yüzünden yatağa düşmüş, can çekişiyormuş. Deme öyle. Ben ister miydim böyle olmasını? Bin defa söyledim sana. Yapma dedim. Bunun sonu felaket olur dedim. Vaktiyle beni dinleseydi bunlar gelmezdi başımıza. Ama dinlemedin. Burnunun dikine gittin. Valide Sultanımız senin yüzünden ölürse bunu vebali nasıl ödeyeceksin? Elimden ne gelir Daye Hatun? Kaderin önünde kim durmuş bugüne kadar? Kader. Öyle mi? Karnındaki ne o vakit? Bile isteye yemedin mi sen o haltı? Kendi günahını nasıl yüklersin o Sabi'nin boynuna? Allah'ın bir lütfu o bana. Yüce Rabbim istemeseydi verir miydi onu bana? Yazık. Hala kendini düşünüyorsun. Gerçi sana niye kızıyorum ki? Esas hata benim. En başta engel olacaktım bu rezalete. Valide Sultanımı kendi ellerimle ateşe attım. Ya Rabbim, onu koru. Nerede İskender Çelebi? Gelmedi mi hala? Haber verildi Paşa Hazretleri. Gelmek üzerelerdir. Mesur! Hayırlı sabahlar Sultanım.
Hayır olur inşallah. Hatice Sultan'ım bizi görmeye geldi. Malum. Çok zor günler. Destek olmak lazım. Eksik olmayın. Lakin biz gelecektik. Zahmet etmişsiniz. Olsun. Birlikte çıkarız. Sultanım, siz de üzmeyin kendinizi. Validemiz iyi olacaktır. Ya iyileşmezse paşam? Böyle düşünmeyin. Hep birlikte dua edeceğiz. Zaten elimizden başka ne gelir ki? Dayı Hatun'un başına geleni duydun mu paşa? Duydum. Hünkârımızın dayısını kim reva görür bu eziyeti zulmü? Ve buna nasıl sessiz kalınır? Siz merak buyurmayın, ben talimat verdim. Kim yaptıysa bulunacaktır. İyi. Uzaklarda arama paşa. Her kimse bu gözü dönmüş kafi. Haremde elini kolunu sallayarak geziyor. Güşe Hatun. Meftun ağa, bir gören duyan olmadı değil mi? Merak etme. Dayı Hatun'un nesi varsa işte burada. Hepsi bu mu? Adamlara paylarını dağıtınca geriye bu kaldı. Ağzını sıkı tut Meftun ağa. Bundan böyle çok işimiz olacak seninle. Ağa yol ver. Nigar Hatun. Ne duruyorsun? Nigar Hatun siz buyurun. Lakin Dayı Hatun'un girmesi yasak. Sen kimsin de engel olacaksın? Haznedar olarak sana emrediyorum. Bağışlayın. Malumunuz kendileri cezalı. Kati surette alamayız. Ne oluyor burada? Nigar Hatun. Teşrif ettin sonunda. Neredesin sen? Kaşla göz arasında kayboldun gittin. Sümbül ağa, şunlara söyle de Dayı Hatun'u alsınlar. Dayı Hatun'um? Sen misin? Vallahi ve billahi tanıyamadım. En son hadiseyi duydum. Bir üzüldüm. Sümbül ağa, içeride hoş beş edersiniz. Alamam. Zinhar yasak. Olmaz. Sümbül ağa, Valide Sultan'ımı görmeye geldim. Bunca yarın hatır var. Bana engel ol. Paşa Hazretleri, beni çağırmışsınız. İskender Çelebi, bu ne demek oluyor? Bir izahat ver bakalım. Bir hatamız mı oldu paşam? Ben senden sefer hazırlıkları için 2 milyon akçe tahsisat istemiştim.
Sen yarısını ayırmışsın. Bu bir sefer değil paşam. Harbe gitmiyorsunuz. Ön hazırlıkları için bu meblağın kâfi olduğunu düşün. Senden düşünmeni kim istedi ki? Ben ne istersem sen onu vermekle mükellefsin. Paşam, malumunuz önümüzde büyük sefer var. Evet. Tedbirli olmak icap eder. İşte ben bu sebepten dolayı... İskender Çelebi, eğer bir ihtiyaç hasıl olursa... sen onu kendi servetinden ilave edersin bile. Osmanlı'nın en zengin adamı sensin. Hı? Artık yani nasıl yaptıysan bunca malın mülkü. Benim servetimin kaynağı bellidir paşam. İlaveten mevzu bahis devletimizin selameti ise değil mal mülk, canımı vermeye hazırım. Tıpkı sizin gibi. Lafları hatırlatırım bir gün. Zira çoğunlukla unutulur. Sultanım. Ben de şimdi yanınıza geliyordum. Beklettim seni. Mühim değil. İnmeyince bir şey oldu sandım. Nasıl? Daha iyisinizdir inşallah. Nasıl olayım Hürrem? Kalbimi söküp ateş attılar sanki. Hepimizin öyle. Aman Dayı Hatunum. Kimseye görünme, bana da laf gelmez. Merak etme Sümbül Hanım. Bir görüp çıkacağım. Nigar Kalfa. Sultanım. Şükür kavuşturana. Neredesin sen? Haremi nasıl boş bırakırsın? Sultanım, malum hadiselerden dolayı. Dayı Hatun? Siz bu tahsisatla yola çıkın paşam. Kalanını ben daha sonra tedarik edip sevk ettim. Haddini aşma. Senden ne istiyorsan onu yap. Yanlış anladınız paşam. Bugüne yetiştirmem mümkün olmaz diye. Validemizin rahatsızlığı münasebetiyle bugün yola çıkmayacağım. Şimdi git. Senden istediğim tahsisatı ayarla. Nasıl isterseniz. Başka bir arzunuz yoksa... Çekilebilirsin. Senin ne işin var burada? Sultanım bağışlayın. Valide Sultanımı ziyarete geldim. Başka bir niyetim yoktu. Olmaz öyle şey. Sümbül'ü nasıl alırsın? Bilmez misin cezalı olduğunu? Sultanım, Sümbül Ağa'nın bir kabahati yok. Benim emrimle alındı. Hazneder olarak ilk icraatın bu mu? Ne çabuk unuttun. Daha suç işlediği için kovuldu. Sen de mi kovulmak istiyorsun? Sultanım, Dayı Hatun'un yaşadıkları malumunuz. Bu bizi alakadar etmez. Kendisi artık harem mensubu değil. Ayrıca mağduriyeti suçunu hafifletmez. Derhal git buradan. Bir daha da sakın gelme. Validemizi görüp hemen gidecekti zaten. Gülşah, çıkar şunu buradan. Siz de işinizin başına. Validemizin yokluğunda hiçbir şey aksamayacak. Henüz çok erken. Hazır değilim ben buna.
geçer annemi kaybedersem. Sakın. Unutmayın siz de bir annesiniz. Evlatlarınız için medin olmanız lazım. Hiçbir şey teselli etmiyor. Teskin etmiyor. Yüce Rabbime dua ediyorum onu bize bağışlasın diye. Amin. Sultanım. Bir şey daha var. Ailemizin can yoldaşıydı. Şayet gelirse varlığıyla kuvvet verecektir. Mahidevran karşı çıkıyor. Malum yine hayaller peşinde. Daha şimdiden haremi yönetme sevdasına düştü. Allah onu ıslah etsin Nurren. Daya Hatun'a gelince bunu hünkârımızla paylaş. Hatice Sultan Hazretleri. Araba hazır mı İdris Ağa? Hazır sultanım. İyi. Ben çocukları alıp geliyorum Hürrem. Sen arabaya geç istersen. Sultanım, sizinle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Şimdi olmaz İdris Ağa. Daha sonra. Fakat çok mühim. Sonra dedim. Nedir senin derdin? Niye kıvranıyorsun? Bana söyle. Mühim bir şey değil sultanım. Nasıl değil? Az evvel duydum seni. Çok mühim dedin. Sultanım ben... Paşam. Konuştun mu Nigar'la? Kim haber uçurmuş validemize? Konuştum paşam. Dediğine göre İdris Ağa vermiş malumatı. Sizi takip eden oymuş anlaşılan. İdris Ağa sen bir şey saklıyorsun belli. Paşayla mı alakalı? Nasıl desem bilmem ki. Şimdi söyle. Vicdanım hiç rahat değil sultanım. İki gündür gözüme uyku girmedi. Belki siz bir hal çaresini bulursunuz. Zira ben bu yükü taşımak istemiyorum artık. Validemizin bu halde olmasına sebep... Hatice Sultanımız neredeler, gelmediler mi? İkizler biraz huysuz, malum. Anneleri üzgün. Onları alıp gelecek. O vakit izninizle ben önden çıkıyorum. İdris Ağa sen çık, atımı hazırla. Şey mi oldu? Hiç, öyle bekliyoruz. Mişimage. Gelenler herkesin malumu. Biz de öğrendik. Ne yaparsın? Etme bulma dünyası işte. Allah biliyor ya, kim bilir kaç masumun kanına girdin bugüne kadar. Yine de üzüldüm ama. Acıdım haline.
koskoca Daye Hatun'un düştüğü hallere bak. Neyse ki ben merhametli bir insanım. Eğer diz çöküp af dilersen huzur içinde ölmeni sağlarım. Atın şunu dışarı. Aldın mı cevabını? Kes sesini Fatma. Vallahi bütün hıncımı senden alırım şimdi. Sen öyle san. Allah'ım sen valide sultanıma yardım et. Nefesini üzerinden eksik etme. İktidar ortak doğar her şehzade. Bu yüzden ölümle birlikte büyür. Bir gözü açıktır her daim, diğeri kapalı. Sağırdır bir kulağı, diğerinde kuş sesleri. Bir elinde kılıç vardır, diğerinde gül bahçesi. Bir ayağı yerdedir, diğeri yerin altında. Böyle bekler katlinin ya da iktidarını. Hayırlı sabahlar validem. Bayramınız mübarek olsun. Senin de aslanım. Yüce Rabbim sıhhat ve selametle nice bayramlar nasip etsin. Amin. İbrahim. Şehzadem. Vezir-i Azam Yunus Paşa'nın kethudası Hasan Çavuş, babanız Sultan Selim Han Hazretleri tarafından size bir hediye getirmiş. Gelsin. Thank you.
Süleyman'ım, benim yiğit şehzadem. Ne yazık ki bu mübarek kurban bayramında evladımdan uzakta bir çareyim. Sana bir kaftan yolluyorum. Bu kıymetsiz kaftan hasretimin, şefkatimin, merhametimin bir nişanıdır. Bu mübarek günde giymeni arzu ederim. Ki iki cihanda nefesim üzerinde olsun. Getirin kaftanımı. Giymek istiyorum. Süleyman. Oğlum giyme sakın onu. Uzak dur. Ne demek bu valide? Bir izah vardır inşallah. Hasan Çavuş. Buyurun sultanım. Evvela sen giyeceksin bu muhteşem kaftanı. Aman sultanım. Hünkârımızın şehzademize gönderdiği bir hediyedir bu. Benim ne haddime? Sana giymeni emrediyorum. Giy Hasan Çavuş. Giy ki validemin içi rahat etsin. Şehzadem. Sana giy dedim. Kusursuzluk Rabbime mahsustur. Kul yapar hatasını, çeker cezasını. Validem giydirdi kaftanı benim yerime Hasan Çavuş'a. Kanın zehri bulaştı Manisa Sarayı'ndaki Acem halısına. Bir baba rakip görürse evladını bile hasım ilan eder. Bir evlat babasını neye davet eder? Ölçüye, yiğitliğe, bilgeliğe, doğruluğa. Ama o da iktidarın gürültüsünden sesini duyurabilirse. Duyulmasa da adaletten ayrılma Süleyman. Kalbinin sesini kısma Süleyman. Senin rakibin muhibbidir. Söyle, sussun Süleyman. Ey gönül, Mecnun gibi çıplak ol, gömlekten vazgeç. Aşk şehidi olmak istersen, gel kefenden vazgeç. Muhibbi, atlastan kaftan giyip övünme. Bu beden can üstünde emanettir, tenden vazgeç. Baba. Mustafa'm. Neyiniz var hünkârım? Yoksa valideniz? Hayır, vaziyet aynı. O zaman bu haliniz nedir? Korkuyorum Mustafa. Lakin ölüm değil sebebi.
Zira topraktan geldik, toprağa gideceğiz nihayetinde. Benim asıl kederim validemin gözlerini kaybetmek. O gözler benim aynam, vicdanım. Ben o eşsiz gözlere her baktığımda kendimi, babamı görüyorum Mustafa. O çok özlediğim babamı. Şefkatini, öfkesini, hiddetini özlüyorum. Savaştaki cüretini, adaletindeki cömertliğini özlüyorum. Bana sabır telkin eden bilgeliğini, ailemize duyduğu sadakati özlüyorum. Bir bayram sabahı kaybettiğim babamı özlüyorum. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Sen hiç akıllanmayacak mısın Gülşah? Sultanım, bir kabahatim oldu. Senin varlığın kabahat. Sana sordum değil mi? Bir alakan var mı dedim. Yok dedin, yeminler ettin. Fakat öğreniyorum ki dayenin kanına sen girmişsin. Hayır sultanım, asla. İftira bu. Benim etim ne, budum ne, ben nasıl yaparım? Fatma! Bunlar ne o vakit? Süleyman, benim canımın parçası sultanım. Seni üzgün gördükçe kahroluyorum. Sen Hatice'mle alakadar oldun. Bütün gün yanındaydım zaten. Güç bela gönderdim. Şimdi uyuyor, Külfem Hatun da başucunda. Fakat bu böyle olmaz. Validemizin durumu malum. Böyle yalnız kalması beni çok üzüyor. Onun halinden anlayan, gözü gibi bakacak biri lazım. Daya Hatun mu diyorsun? Başka kime itimat ederiz? Varlığıyla kuvvet verir. Hem haremin işlerinde Nigar'a da destek olur. Ne dersin Süleyman? Çağıralım mı? Sultanım, ben geri dönmesin diye kendimce tedbir almak istedim. Sen kimsin de bana sormadan böyle bir iş yapıyorsun? Senin haddine mi düşmüş? Hem ne istedin annen yaşındaki kadından? Gitti zaten, belasını buldu. Bir de canını almaya kalkıyorsun. Öfkeme yenildim sultanım. Bağışlayın. Size söz veriyorum, bir daha olmayacak. Bir daha yok zaten Gülşah. Seni etrafımda görmek istemiyorum artık. Sultanım, ben ne yaparım? Ne olur acıyın bana. Bunu daha evvel düşünecektin. Bir değil, iki değil. Mütemadiyen aynı hatayı yapıyorsun. Seninle mi uğraşacağım ben? Git. Ne halin varsa gör. Çık!
dışarı, defol! Gel. Paşa Hazretleri. Sümbül sen çık. Nigar'la bizi yalnız bırak. Paşam ben... Ne olduysa oldu. Tamam. Biz bundan sonrasına bakalım. Bu gece evine dön. Yarın sabah bir ağa gelecek erkenden. Seni alıp Semendire'ye götürecek kardeşimin yanına. Nasıl olur paşam? Burada kalman çok tehlikeli hatun. Yarın ne olacağı belli değil. Başına bir hal gelmeden gideceksin. Ben asla sizin sözünüzden çıkmam. Fakat nasıl giderim? Haznedar olarak vazifelerim var. Hem siz ne olacaksınız? Sen evvela kendi canını düşün. Gerisini hallederim ben. Ortalık durulunca da haber veririm, geri gelirsin. Validemiz uyanacak gibi değil. Fakat İdris Ağa ne olacak? Ya birine bir şey söylerse? Konuşamaz artık. Sen merak etme. Sultanım. Ne oldu Gülen? Öğrendin mi? Neredeymiş İdris Ağa? Bulamadım ki sultanım. Sarayda yok. Eşini dostuna sual ettim. Onlar da bilmiyor. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Bir şeyler dönüyor Gülen. Gözünü kulağını dört aç. İbrahim'in bir karın ağrısı var. Ya da birilerini koruyor yine. Daha hatun konuştunuz mu hünkârımızla? Sultanım. Sana ne dedim ben Gülşah? Daha az evvel kovdum. Ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Mühim bir havadisim var. O yüzden. Neymiş o? Hünkârımız Daye Hatun'un geri getirilmesini buyurmuş. Yarın saraya dönecek diyorlar. Nasıl olur? Bu mümkün değil. Kulaklarımla duydum. Hünkârımız bizzat Sümbül'e söyledi. Hürrem Sultan da oradaydı. Yüzünde güller açıyordu. Sultanım, haremin idaresi ona verilebilir. En az valide sultan kadar tecrübeli ne de olsa. Allah seni kahretsin Gülşah. Gördün mü bak? Aptallığın yüzünden neler oldu? Hatun'u mağdur ettin, hünkârımız acıdı haline çağırdı. Fatma, çıkar şunu buradan. Sultanım, affınıza sığınıyorum. Ne olur beni yalnız bırakmayın. Ağla biraz istersen. Sultanımız belki acır haline. Daye Hatun. Ne işin var senin burada? Eşyalarımı almadım diye bahane ettim. Sen nasılsın? Bırak şimdi beni. Topla eşyalarını, saraya dön. Dönmeyeceğim gayri. Paşayla konuştum. Gebe olduğunu söylemedin inşallah. Yok demedim. Maazallah düşürmemi ister. Ne yaparım sonra? Paşamız biri gidip gelsin, ondan sonra anlatacağım mecbur. Yarın sabah bir ağa gönderecek. Onunla beraber Semendire'ye gitmemi istedi. İkiz kardeşinin yanına. Belli ki hala seviyor beni. Be hey gafil. Bu
kadar mı kör etti gözlerini aşk? Nasıl inanırsın buna? Niye inanmayayım ki? Ne malum yolda senden kurtulmayacağı? Öldürüp bir köşeye atacaklar belli ki. Hayır olmaz. Paşamız yapmaz bunu. Madem bu kadar çok inanıyorsun çık yola. Bakalım ne gelecek başına. Haram etmeyin kendinizi, istirham ederim. Konuştunuz mu abimle? Konuştum. Yarın sabah revan olacağım yola. Siz olmadan ne yaparım ben? Mecidiyse bu zor günlerde yanımda olsaydı. İsyan haberleri geliyor sultanım. Bir an evvel müdahale etmem lazım. Aksi daha büyük acılar bekler bizi. Fakat söz vermiştiniz bana. Konuşmuştuk bunları. Her halükarda ayakta duracaktınız. Hem benim hem de evlatlarımız için. Nasıl oldu bu İbrahim? Annem çok iyiydi. Birden nasıl düştü böyle? Seni hain. Kime şikayet ediyorsun sen be? Ben sadece görevimi yaptım. Neyin peşinde olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Boşuna heveslenme. Benim yerimi alamazsın. Yerini aldım bile. Haberin yok. Bunu bir daha yaparsan bu kez canını alırım senin. Birazcık aklın kaldıysa çekil önümden. Çıkma yoluma. Aksi halde bildiklerimi başkalarına da anlatırım. Ne oluyor sabah sabah? Kimsiniz siz? Nigar kafayı almaya geldik. Kendisinin geleceğimize dair haberi vardı. Nigar yok burada. Çıktı. Nasıl çıktı? Bana bekleyeceği söylendi. Vallahi ben orasını bilmiyorum. Gitti. Kimsiniz siz? Kim gönderdi? Duymuyor musun beni? Yok burada. Engel olma hatun. İçeride olduğunu biliyoruz. Bu yaptığınız suç. Bir hatunun evine böyle giremezsiniz. Gidin buradan. Nigar hatunu almadan gitmeyiz. Yok diyorum, anlamıyor musun? Kimse yok ha. Demiştim ben size. Nerede bu hatun? Nereye gitti? Eşyalarımı odama götürün. Bir güzel yerleştirin. Emredersin Nigar amca. Kızlar hadi çabuk olun, herkes işinin başına çabuk. Yer kalfa. Vallahi geldim demek. Dün gece göremeyince merak ettim. Eşyalarım kaldıydı, onları topladım geldim. İyi ettin. Yardım ihtiyacın var mı? Yok ağam, lüzum yok. Hallediyorlar. Müjdeyi aldın tabii, yüzün gülüyor. Ne müjdesi? Validemiz mi uyandı? Keşke uyansa. Daya Hatun'la alakalı. Affedildi. Dönüyor. Ah.
Hadi kızlar çabuk olun. Nedir vaziyet Gülfem? Uyandı mı hiç? Bir değişiklik yok. Bekliyoruz. Sen de git uyu biraz. Dinlen. Ben buradayım. İstesem de gözüme uyku girmiyor Sultan. Selim. Geldin demek. Hasret kaldım sana. Ayşem. Hafsa Sultanım. Nasıl bir güzelliktir böyle. Gözlerime nasıl bir sihir etti felek. Gözyaşlarımı kan eyledi ve ağlayışlarımı arttırdı felek. Aslanlar bile kahrımın pençesinden titrer iken, gözleri bir ahuya aciz kıldı beni felek. Anne. Allah'ım sana şükürler olsun Gülfem. Gözünü açtı. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, dualarımızı kabul eyledi. Valide. Valide.